Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de iklim konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım şöyle ünite içeriğimize bir bakalım. <laughs> Doğal sistemler içerisinde artık son kısımdayız. Türkiye'de iklim. Ya yani bugün ne öğreneceğiz? Neler göreceğiz? İklim kısmında Türkiye'de iklimi etkileyen faktörler. Mutlak konumun iklim üzerindeki etkisi. Göreceli konumun iklim üzerindeki etkisi aynı zamanda Türkiye'de iklim elemanları, Türkiye'de sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nemlilik ve yağış kısmından bahsedeceğiz. Sonra Türkiye'de görülen iklim tiplerinin neler olduğu, bu iklim tiplerinin oluşumu da etkili olan faktörleri ve bu iklime ait özellikleri öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım hız kesmeden başlayalım. Öncelikle Türkiye'de iklimi etkileyen faktörlerden başlamamız lazım. Burada bu faktörleri ikiye ayıracağız. Birincisi mutlak konuma bağlı olarak meydana gelen faktörler. Tabii ki de mutlak konum içerisinde bizim iklimimizi etkileyen durum Türkiye'nin 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında yer almasıdır. Yani 26 derece doğu ve 45 derece doğu boylamlarının Türkiye'nin iklimi üzerindeki etkisi yoktur arkadaşlar. Mutlak konum dendiğinde enleme bağlı olarak meydana gelen durumlar. Yani burada bir kuzey yarımkürede yer almamızın iklim üzerindeki etkisinden sonra orta kuşakta yer almamızın iklim üzerindeki etkisi bir de yengeç dönencesinin kuzeyinde yer almamızın iklim üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Sonra göreceli konum. Yani burada özel durumlar. Yer şekli, yükselti, denize göre konum ve çevresindeki basınç merkezlerinin ve rüzgar iklim üzerindeki etkilerinden başlayıp sonra iklim elemanlarıyla devam edeceğiz. O zaman gelini hep birlikte Türkiye'nin mutlak konumunun iklim üzerindeki etkisine bakarsak, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Türkiye 36 derece kuzey, 42 derece kuzey enlemleri arasında yer aldığı için buna bağlı olarak orta kuşakta yer alıyor. Bu birincisi. İkincisi yani Türkiye'nin hemen şöyle coğrafi konumunu da dünya üzerinde gösterirsek orta kuşakta yer aldığını söyleyebiliriz. İkincisi Türkiye ekvatora göre kuzey yarım kürede yer alıyor. Bunun da iklim üzerinde etkileri vardır. Aynı zamanda Türkiye 23 derece 27 dakika kuzey enlemi dediğimiz yengeç dönencesinin de kuzeyinde yer alıyor ve bunun da iklim üzerinde bazı etkileri var sevgili arkadaşlar. Şimdi burada mutlak konumun iklim üzerindeki birinci etkisi Türkiye orta kuşak yer aldığı için dört mevsim Türkiye'de belirgin olarak yaşanır. Bu birincisi. İkinci durum, Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısının daralmasına bağlı olarak sıcaklık ortalamaları azalır. Aynı şekilde kuzeyden esen etkili olan rüzgarlar sıcaklığı azaltırken güneyden etkili olan rüzgarlar sıcaklık ortalamalarını artırır. Bununla birlikte Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. Türkiye güneş ışınlarının gelebileceği en dik tarih sevgili arkadaşlarım 21 Haziran tarihidir. En eğik açıyla geldiği tarih ise 21 Aralık tarihidir ve biz 21 Haziran tarihinde yaz mevsimini başlarız. 21 Aralık tarihinde ise kış mevsimini yaşarız ve bu da dört mevsimi yaşandığımızın göstergelerinden bir tanesidir. Aynı şekilde Türkiye yengeç dönencesinin kuzeyinde yer aldığı için Türkiye'de bakı yönü güney yamaçtır. Yani bizim güney yamaçlarımız kuzey yamaca göre sıcaklık ortalamasının daha yüksek olduğu alanlardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve güneydeki sıcak karakterli basınç merkezleri ile Kuzeydeki soğuk karakterli basınç merkezleri ve bunların oluşturduğu karşılaşım alanlarındaki cephe sistemlerinin etkisinde kalır. Bu durum işte ülkemizin sıcaklık ve yağış özelliklerinde büyük ölçüde etkilemektedir sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Türkiye'nin göreceli konumunun iklim üzerindeki etkisine. Burada öncelikle birinci kısımda sevgili arkadaşlarım Türkiye'nin etrafındaki denizlerin iklim üzerindeki etkisi. Şimdi atmosferdeki başlıca nem kaynağı deniz ve okyanuslardır. Bunu zaten biliyoruz. Bundan dolayı kıyılarda ve deniz etkisine açık alanlarda. Neresi mesela? Karadeniz kıyısı olabilir. Marmara kıyıları, Ege kıyıları ve Akdeniz kıyıları. Aynı şekilde dağların kıyıya dik uzandığı Ege'de biraz daha iç kesim lerde sevgili arkadaşlarım nemlilikten dolayı burada sıcaklık farkı daha azdır. Aynı şekilde Haritamıza baktığımızda da Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir yarım aradadır. Ve bundan dolayı kıyı kesimlerimiz iç kesimlere göre daha yağışlı, nemli ve ılıman özelliğe sahiptir. Ve kıyılarımızda günlük sıcaklık, yıllık sıcaklık farkları iç kesimlere göre daha azdır. Bu etrafındaki denizlerin iklim üzerindeki etkisidir diyebiliriz. İkincisi etrafındaki kara kütlelerinin iklim üzerindeki etkisine baktığımız zaman karalar genel itibariyle kuru hava kütlelerinin oluşum alanları. Ve karalar üzerinde oluşan bu hava kütleleri deniz üzerinden geçtiğinde nem kazanır yağışa yol açar. Ancak deniz üzerinden geçmezse böyle bir durumda bahsedemeyiz. Ve ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili buna bağlı olarak diğer kara kütleleriyle birleşik durumdadır. Özellikle Güney kısmımızda yer alan Arabistan, Afrika ve Suriye'deki çöller ile kuzeyde yer alan sevgili arkadaşlarım Sibirya ülkemizin iklimi üzerinde etkili. Özellikle yaz mevsiminde Afrika ve Arap Yarımadası'nın fazla ısınmasından dolayı gelen sıcak karakterli hava kütleleri Türkiye'deki yaz sıcaklık ortalamalarını artırır. Bununla birlikte kış döneminde Asya kıtasının o Sibirya dediğimiz alandan gelen soğuk hava kütleleri ise Türkiye'de kışların çok soğuk ve sert geçmesine sebebiyet verir sevgili arkadaşlar çevremizde basınç merkezleri var. Mesela İzlanda dinamik alçak basıncı, Azor dinamik yüksek basıncı, Sibirya termik yüksek basıncı ve Basra termik alçak basıncı var. Özellikle mesela Azor dinamik yüksek basıncının yaz döneminde etkili olduğu zaman dilimlerinde ciddi anlamda kurak bir dönemin geçmesine sebebiyet verir. Sibirya termik yüksek basıncı etkili olduğu zaman sıcaklık ortalamalarının düşmesine sebebiyet verir ve don olaylarının yaşanmasını da sağlar ve çevremizdeki basınç merkezlerinin de iklim üzerindeki etkileri böyledir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de sıcaklık. Özellikle şunu biliyoruz. Türkiye 36 derece kuzey ve 42 derece kuzey enlemleri arasında yer alır ve biz genel itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Türkiye kuzey yarım kürede orta kuşakta yer alan bir ülkedir. Bundan dolayı sıcaklık ortalamalarının en yüksek ve en düşük olduğu aylar vardır sevgili arkadaşlar. Genel itibariyle Türkiye güneş ışınlarının en dik açıyla gelebildiği tarih 21 Haziran'dır. Bakın dik açıyla demiyorum. En dik açıyla diyorum. Çünkü biz yengeç dönencesinin kuzeyindeyiz. Bundan dolayı Türkiye güneş ışınları dik açı ile gelmez. Ve 21 Haziran'dan sonra yaz mevsimini yaşadığımız için sıcak sıcaklık ortalamaları genel olarak Haziran, Temmuz, Ağustos ayında olduğumuzda yüksek ve en düşük değerlerine baktığımızda ise güneş şınlarının en iyi açıyla geldiği tarih 21 Aralık tarihi ve biz bu tarihte kış mevsimini yaşamaktayız ve Ocak ayında da Şubat ayında, Aralık ayında da sıcaklık ortalamalarımız düşüktür. Ama Türkiye'de Mutlak konuma bağlı olarak, göreceli konuma bağlı olarak sıcaklık ortalamalarımız değişir. Nasıl? Dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de eğer ki biz güneyden kuzeye doğru gidersek, genel itibariyle baktığımız zaman 18 derece, 10 derece. Sıcaklık ortalamalarımız azaldı mı? Azaldı. Bunu sağlayan temel durum enlemin etkisidir. Yani enlem etkisine bağlı olarak Türkiye'de güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamaları azalır. Nasıl? Hatay'ın 18 derece olması, İzmir'in 12 derece olması, Sinop'un 10 derece olmasının temel sebebi güneş ışınlarının geliş açısı yani bu enleme bağlı olarak meydana gelen durumlardır. İkinci durum Türkiye'de batıdan doğuya doğru gittiğimizde genel olarak sıcaklık ortalamalarımız azalır. Bak genel olarak ifadesini kullanıyoruz. Kesinlik ifadesi yoktur sevgili arkadaşlar dikkat edelim. Bunun temel sebebi ise yükseltidir sevgili arkadaşlarım ve karasallık şiddetinin artmasıdır. Ancak şöyle bir durum da var. Sevgili arkadaşlarım bakın şimdi burada sinop 10 derece sıcaklık ortalamasına sahip ama şöyle bir ortam doluya baktığımız zaman 8 derece. Yani burada aslında 8 ve 10 derecenin yer değiştirmesi lazım. İşte böyle bir karışık durum olduğunda bunu da şöyle ilişkilendireceğiz. Enleme ters düşer diyeceğiz tamam mı? Niye? Denizellik karasallık ifadesi var sevgili arkadaşlarım. Kıyılardan iç kesimlere doğru gittiğimizde de sıcaklık ortalaması azalır. Bunun temel sebebi de denizellik karasallık ifadesidir diyebiliriz. Ve bu durum enleme ters düşen bir durumdur sevgili arkadaşlar bunu unutmayalım. Yani buna örnek verdiğimizde mesela Samsun'daki sıcaklık ortalamalarının Bitlis'ten daha yüksek olması enleme çelişen bir durumdur. Bunu işte özel konum özellikleriyle açıklayabiliriz sevgili arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Şimdi geldik Türkiye'deki sıcaklık dağılışı ile ilgili haritalarımıza. Biz bu haritalara izoterm haritası diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Nedir eş sıcaklık haritası? E bir de bunun önünde indirgenmiş ifadesi varsa her yer sıfır metre olarak kabul edilip hazırlanan izoterm haritalarıdır. Yani herhangi bir merkezde sıcaklığın yüksek ya da sıcaklığın düşük olmasının temel sebebinin yükseltinin olmadığı haritalardır. Yani burada yükseltinin sıcak sıcaklık üzerindeki etkisi ortadan kaldırılmıştır sevgili arkadaşlar. Ve haritamıza baktığımızda Türkiye'nin yıllık ortalama indirgenmiş izoterm haritasıdır. Ve bu harita sevgili arkadaşlarım bize birçok şeyi söyler. Nedir? Güneyden kuzeye doğru gittiğimizde sıcaklık ortalamaları genel itibariyle azalır. Bak 21 derece 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 diye gitti. İşte bu durumun temel sebebini ben enlem etkisiyle açıklayabilirim. Diğer durum nedir dersek Güneydoğu Anadolu sıcaklık ortalamasının en yüksek olduğu alandır ya da bölgedir diyebiliriz. Bunun temel sebebi de karasallık etkisi sevgili arkadaşlarım. Aynı enlemde olmasına rağmen Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların Akdeniz'den daha yüksek olmasını karasallık, Akdeniz'de sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu'ya göre daha düşük olmasının temel sebebini ise denizellik olarak açıklayabiliriz. Kuzeye doğru gittiğimizde sıcaklık ortalamalarımızın azalmasının temel Temel sebebini de enlem etkisiyle bağdaştırabiliriz sevgili arkadaşlar unutmayalım. Şimdi geldik Türkiye'nin Ocak ayındaki indirgenmiş sıcaklık dağılışı haritasına. Şimdi bu haritaya baktığımızda evet güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık ortalamalarımız azalıyor. Ancak Türkiye'deki sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu alan Kuzey Doğu Anadolu'dur. Bunun temel sebebi nedir dendiğinde yükselti ve karasallık şiddetinin fazla olmasıdır diyebiliriz. Kıyılarımızdaki sıcaklık ortalamaları iç kesimlere göre daha yüksektir. Bunun temel sebebi kıyılarda denizellik etkisinin yüksek olması, kara içlerinde ise yani denizden uzak iç kesimlerde ise karasallık ve bununla birlikte yükseltinin etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Söyleyebilir miyiz? Tabii ki de söyleyemeyiz. Niye? Bu da indirgenmiş izoterm haritasıdır. O yüzden yükseltinin etkisini çizelim. Aman bakın dikkat edin. Yani siz bize şıklarda böyle bir şey verebilir. İç bölgelerimizde sevgili arkadaşlarım sıcaklık değerlerimizin düşük olmasının temel sebebi yükselti derse yanlış ifade olur. Bak buraya da yükselti ifadesini kullandık. O zaman ne yapacağız? Buna da çarpı atacağız tamam mı? Ama bana indirgenmiş denmeseydi bunları alabilirdim. Aman dikkat edelim. Bu bir farkındalıktır sevgili arkadaşlarım. Kıyılar iç kesimlere göre daha sıcak. Aynı şekilde bakın yıllık ortalama sıcaklıkta Güneydoğu Anadolu daha sıcaktı ama Ocak ayına geldiğimizde Türkiye'deki en sıcak ortalamaya sahip olan kısmımız Akdeniz'in kıyı kesimidir. Hem enlem etkisi hem de denizellik ifadesini söyleyebiliriz. Aynı enlemde bulunmasına rağmen Güneydoğu Anadolu Akdeniz'e göre daha soğuktur. Karasallık etkisidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Gene geldik. Türkiye'nin Temmuz ayı ortalama sıcaklık dağılışı ancak nasıl sıcaklık dağılışı indirgenmiş. Yani tekrar söyleyelim. Yükseltinin etkisi bu haritalarda ortadan kaldırılmıştır sevgili arkadaşlar. Sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu alan Güneydoğu Anadolu'dur. Kuzeye doğru gittiğimizde sıcaklık ortalamalarımız düşer. Karasallıktan dolayı Güneydoğu Anadolu aynı nemde olmasına rağmen Akdeniz'e göre daha sıcaktır ve doğuya doğru gittiğimizde sevgili arkadaşlarım sıcaklık ortalamalarımızda bir düşme azalma meydana gelmemiş. Burada işte yükseltinin etkili olduğunu da söyleyemeyiz. Peki şöyle bir şey derse bize doğru olur mu? Bu haritadaki sıcaklık farkı 12 derecedir. Yani ne demek istiyoruz? En yüksek sıcaklığımız kaç derece? 34 derece. En düşük sıcaklığımız 12 derece. Çıkardığım hemen şöyle geldim. 22 derece. Hemen düzeltelim. 12 derecelik bir sıcaklık farkı vardır ifadesi doğru mudur derseniz yanlıştır sevgili arkadaşlar. Neden? Şimdi bakın dikkat edin. Burası 22 derece, burası 24 derece. Şu arada yer alan merkezlerin sıcaklığı 22 derece ile 24 derece arasında değil mi? Evet. O zaman burada 22 derece ise şu merkezin sıcaklığı ise 20 derece ile 22 derece arasında olabilir. Buradaki kısımda ise sıcaklığımız 34 derece ile 36 derece arasında değişebilir. O yüzden de bu haritamızda sıcaklık farkı 12 dereceden daha fazladır bunu da unutmayalım aman dikkat edelim. Aynen izohips kısmındaki gibi sevgili arkadaşlarım yükseklik farkı ile ilgili ifadelerimiz buna da dikkat edin. Şimdi geldik sevgili arkadaşlarım Türkiye'de basınç ve rüzgarlar. Tabii ki de Türkiye mutlak konum itibariyle orta kuşakta bulunduğu için farklı basınç merkezleri ve rüzgarların etkisi altındadır. Biz ilk olarak Türkiye'de basınç kısmında etkili olan basınçlardan bahsedeceğiz. Birinci basınç kısmımız sevgili arkadaşlarım İzlanda dinamik alçak basıncı genel itibariyle yıl boyu etkilidir ancak daha çok etkili olduğu dönem kışındır. Bununla birlikte Azor yüksek basıncı daha yoğun ölçekte yaz döneminde etkilidir sevgili arkadaşlarım. Sibirya termik yüksek basıncı kış döneminde etkilidir. Basra Termik alçak basıncı ise yaz döneminde etkilidir. Basra termik alçak basıncı ülkemizde etkili olduğu zaman sıcaklıkların yükselmesine, Sibirya termik yüksek basıncı ülkemizde etkili olduğu zaman sıcaklıkların düşmesine, Azor dinamik yüksek basıncı ülkemizde etkili olduğunda yaz döneminin kurak ve güneşli geçmesine, İzlanda dinamik alçak basıncı ülkemizde etkili olduğunda kış mevsiminde kar yağışlarının görülmesine ya da yağışların görülmesine sebebiyet verir dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik Türkiye'de rüzgarlar. Genel itibariyle tekrar belirtiyoruz. Mutlak konum itibariyle Türkiye kuzey yarım küre ülkesi olduğu için kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklık ortalamalarımızı azaltır iken güneyden esen rüzgarlar sıcaklık ortalamalarımızı artırır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım bilgimiz olsun. Ve Türkiye'de karayel, yıldız Poyraz. Bununla birlikte Ege Denizi'nde kuzeyden güneye doğru esen ve etezyen ismini verdiğimiz rüzgarlar sıcaklık ortalamalarımızı azaltır sevgili arkadaşlar. Kuzeybatıdan eser karayel soğuk ve kuru olarak eser. Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz çevresinde sıcaklık değerlerini azaltır ancak Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de dağların uzanışından dolayı bol yağış bırakır. Yıldız kuzeyden eser Karadeniz kıyı kesiminin yağış bırakmasına sebebiyet verir. Poyraz ise kuzeydoğu Anadolu'dan eser kış mevsiminde sıcaklık değerlerinin azalmasına ve kar yağışına sebebiyet vermektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik burada Karayel Yıldız Poyraz'dan sonra keşişleme yani samyeli ifadesi 30 derece enlemi çevresindeki dinamik basınç merkezden kaynağını alır ve Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinde etkilidir. Etkili olduğu dönemde hem sıcak hem de çöl üzerinden geldiği için kuru bir hava kütlesi getirir sevgili arkadaşlar. Kıble rüzgarı ise Akdeniz kıyılarında nemli ve sıcak, iç kesimlerde ise kuru ve sıcak olarak esmektedir. Burada yağış bırakan rüzgarın en önemlisi Lodos'tur sevgili arkadaşlarım. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara çevresinde etkili olur. Akdeniz üzerinden geldiği için nemlidir ve etkili olduğu alanlarda yağış bırakır. Unutmayalım sevgili arkadaşlar dikkat edelim. Tabii ki de bir de fön rüzgarı var. Bir dağ yamacı boyunca yükselip ve alçalan hava kütlesinin bıraktığı rüzgardır sevgili arkadaşlarım. Özellikle Toroslar ve Kuzey Anadolu dağlık sisteminde bu rüzgarlarda etkili olmaktadır diyebiliriz. Etezyen ise kuzeyden güneye doğru esen soğuk karakterli rüzgar olarak karşımıza çıkar. Tabii ki de burada meltemler var. Deniz meltemi, kara meltemi, dağ ve vadi meltemleri de var. Kara ve denizlerin, dağ ve vadinin farklı ısınmasından dolayı etkili olan rüzgardır diyebiliriz. Şimdi geldik nemlilik kısmımıza sevgili arkadaşlarım. Nemlilik değerlerimiz ülke içerisinde denize göre konum, sıcaklık, yükselti, yer şekilde gibi faktörlere bağlı olarak değişir. Özellikle ülkemizin kıyı kesimlerindeki nem miktarı genel itibariyle iç kesimlere göre daha yüksektir ve kıyılardan iç kesimlere doğru gidildikçe Akdeniz özellikle iç kesimlere doğru gidildikçe yaz mevsiminde nem oranı büyük ölçüde azalmaktadır. Nem miktarının en düşük olduğu alanlara baktığımızda Tuz Gölü çevresi sevgili arkadaşlarım. Güneydoğu Anadolu, Iğdır çevresi, Malatya çevresini, Ergene Havzası'nı örnek verebiliriz. Şimdi bir de yağış kısmımız var. Nemlilik ve yağış sonuçta. Yağışlara geldiğimiz zaman sevgili arkadaşlarım yağış miktarının fazla olduğu alanlara şöyle bir göz atmamız gerekirse genel itibariyle kıyı kesimler iç kesimlere göre yağış miktarının daha fazla olduğu alanlardır. Özellikle burada Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Yıldız Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçları, Menteşe yöresi, Antalya yöresi, Burada özellikle Orta Toroslar ve Güneydoğu Toroslar sevgili arkadaşlarım Türkiye'deki yağışın fazla düştüğü alanlara örnek verilebilir. Yağışın az düştüğü alanlara ise Ergene Havzası'nı örnek verebiliriz. Tuz Gölü ve çevresi genel itibariyle İç Anadolu bölgesini örnek verebiliriz. Malatya ve çevresini Güneydoğu Anadolu bölgesini Iğdır ve çevresini sevgili arkadaşlar Türkiye'deki yağışın az düştüğü alanlara örnek verebilmekteyiz bilgimiz olsun. Şimdi geldik yağış tipleri. Ülkemizde genel itibariyle yağışın oluşum şekli 3 şekildedir. Bunlardan birincisi yükselim. Diğer ismiyle konveksiyonel yağıştır. Ne demek istiyoruz? Özellikle bizim ülkemizde unutmayalım dikkat edelim. İlk bahar ve yaz dönemlerinde düşen yağışın oluşum biçimi genel itibariyle konveksiyonel kökenlidir. Konveksiyonel yağışlardaki mantık ise ısınan havanın yükselmesiyle birlikte meydana gelen yağışlardır. Bu yağışları İç Anadolu bölgesinde ilkbaharda yani İç Anadolu'ya şöyle hemen ilkbahar diye yazıyorum. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde gene şöyle ilkbahar diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Doğu Anadolu, özellikle Kuzeydoğu Anadolu'ya geldiğimiz zaman yaz döneminde Ergene havzasında da gene aynı şekilde karasal iklim koşullarından dolayı ilkbahar döneminde görebilmekteyiz. Ve İç Anadolu'da ilkbahar döneminde oluşan bu yağışlara 42. yağışı da denilmektedir. Yamaç yağışına geldiğimizde ise bir dağ yamacı boyunca yükselen hava kütlesinin soğuması sonucunda oluşan yağışlardır ve bu yağışların en tipik örneklerini biz yamaç yağışı olarak Karadeniz'de görürüz. Tabii ki de Akdeniz bölgesinde Toros Dağları boyunca yükselen hava kütlelerinin bıraktığı yağışlar da genel itibariyle yamaç yağışlarıdır ve Menteşe yöresinde de bu dağların kıyıya paralel uzanması da bu yağışların oluşmasının temel sebebidir. Bakın unutmayalım, yamaç yağışlarının bir yerde meydana gelebilmesi için dağların Kıyıya nasıl uzanması lazım? Paralel bir şekilde uzanması lazım. Bilgimiz olsun. Cep. Diğer ismiyle frontal yağışlar sevgili arkadaşlarım. Özellikle Türkiye'nin mutlak konumundan dolayı meydana gelen yağışlardır. Yani biz orta kuşak ülkesi olduğumuz için cephe yağışları bizim ülkemizde görülür ve ülkemizde görülen kış dönemindeki yağışların genel itibariyle oluşum biçimi cephesel kökenlidir. Yani sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma sonucunda meydana gelen yağışlardır. Ve bu yağışlar Akdeniz iklim bölgelerinde görülür. Yani Güney Marmara'dan Ege Akdeniz ve Güney Güneydoğu Anadolu'nun batı kısmına doğru meydana gelen kış döneminde oluşan yağışlarda cephesel kökenli yağışlar olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun. Şimdi geldik bir de kuraklık dediğimiz bir olay var sevgili arkadaşlarım. Kuraklık genel itibariyle bir bölgedeki normalden uzun bir süre. Bu bir mevsim olabilir, bir yıl olabilir sevgili arkadaşlarım. Yağış ortalamalarının altında kalması işlemini biz kuraklık diyeceğiz. Kuraklık sevgili arkadaşlarım tehlikeli bir durumdur. Ve ülkemizde en etkili olan iklimlerin yağış rejimleri düzensizdir. Yani Akdeniz iklimi, karasal iklim bunların yağış rejimleri düzensizdir. Yağış rejiminin daha düzenli olduğu Karadeniz kıyılarında sevgili arkadaşlarım ve Erzurum, Kars, Ardahan'da da yaz yağışlarından dolayı kuraklık etkisi azdır. Ama ülkemizin geri kalan alanlarında kuraklık etkisi daha fazladır. Peki hangi alanlarda kuraklık etkisi daha fazladır dersek Tuz Gölü ve Çevresi sevgili arkadaşlarım bu alan birinci kısım. İkinci kısma geldiğimiz zaman Iğdır ve Çevresi. Bununla birlikte Malatya ve Çevresi diyebiliriz. Aynı şekilde Ergene Havzası. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu kuraklık şiddetinin ya da kuraklık etkisinin fazla olduğu alanlardır diyebiliriz. Ve ülkemizin yaklaşık yüzde sevgili arkadaşlarım 47'lik kısmı orta ve yüksek düzeyde yani üzeri kısmında çölleşme risk grubunda yer almaktadır. Bunu da unutmayalım, bilgimiz olsun. Geldik şimdi Türkiye'de etkili olan iklimlere. Baktığımız zaman genel itibariyle Akdeniz iklimi, karasal iklim Karadeniz iklimi ve geçiş iklimleri olmak üzere farklı iklim grupları vardır. Burada özellikle Marmara geçiş iklimi, göller yöresi geçiş iklimi var. Karasal iklim, Orta Anadolu tipi, Doğu Anadolu tipi, Güney Doğu Anadolu ve Ergene Havzası yani Trakya karasal iklimi olarak parçalayacağız sevgili arkadaşlar bunları. O zaman hız kesmeden bu iklimlerin özelliklerine bir bakalım. Birincisi Sevgili arkadaşlarım ülkemizde etkili olan mavi renk tonuyla görmüş olduğunuz şu kısımdaki Akdeniz ikliminin ülkemizde etkili olmasının temel sebebi ortak kuşakta bulunmamız. Yani Türkiye'nin mutlak konumunun iklim üzerindeki etkisine en önemli örneği Akdeniz iklimidir. Karadeniz iklimi ise dağların kıyıya uzanış doğrultusu ve denizden gelen nemli hava kütlesi. Karasal iklim gene kıyıya paralel uzanan dağ sıralarının iç kısmında kalması yani yağmur duldasında kalması. Özellikle Doğu Anadolu tipi karasal iklim burada ayrıca olsun diye sert karasal iklim dedim ama Doğu Anadolu tipi karasal iklim yükseltinin bir sonucudur. İklim çeşitlerinin en fazla olduğu bölgemiz ise Marmara bölgesidir. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik birinci iklim tipimiz. Karadeniz iklimi. Sevgili arkadaşlarım Karadeniz iklimi genel itibariyle yağış rejiminin diğer iklim bölgelerine göre daha düzenli olduğu bir iklimdir. Ve bu iklim bölgesinin sıcaklık ve yağış grafiğine baktığımızda en fazla yağışın Eylül, Ekim, Kasım yani hemen şöyle mevsim olarak yazarsak sonbahar mevsiminde düştüğünü söyleyebiliriz. En az yağış ise Mart, Nisan, Mayıs ayları yani hangi mevsim sevgili arkadaşlar? Tabii ki de ilkbahar mevsiminde de düştüğünü söyleyebiliriz. Sadece burada sıcaklık ve yağış grafiklerine bakarak bu ifadeyi söyleyebiliriz. Şimdi her mevsimi yağışlı bir alanda bulutluluk oranı nasıldır? Tabii ki de yüksektir sevgili arkadaşlar. Bulutluluk oranı yüksek ise güneşlenme süresi düşüktür diyebiliriz. Yani bulutluluk oranı ile güneşlenme süresi arasında da ters bir orantının olduğunu ifade edebiliriz. Yıllık ortalama sıcaklık sevgili arkadaşlarım 15 derece civarında. Yıllık sıcaklık farkı ise 15 ile 17 derece arasındadır. Yağış miktarı bölgesel bazda değişir. Yani 700 milimetrelik yağış alan Karadeniz ikliminin bulunduğu alanlar var iken 2300 milimetre Yağış olan yerler de var. Burada işte hakim rüzgar yönüne bağlı olarak dağların uzanış doğrultusu diyebiliriz. Özel göreceli konumlar diyebiliriz. Doğal bitki örtüsü karma yapraklı orman. Yani hem geniş yapraklı ormanlar yükseklere doğru çıktığımız zaman ise iğne yapraklı ormanlar olarak daha yükseklerde ise çayır örtüsü olarak ifade edebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman buradaki 700 ve 2300 milimetreleri biraz parçalamamız gerekirse aslında bu bize ne yaptı? Bir nevi yol gösterdi. Doğu Karadeniz tipi iklime geldiğimizde sevgili arkadaşların burası Türkiye'nin en fazla yağış alan iklim kısmıdır. Yani yeridir. Bu durumun temel nedeni kıyıya oldukça yakın uzanan dağ sıralarıdır sevgili arkadaşlarım. Ve o hakim rüzgar yönü vardı ya karayel dediğimiz rüzgarlar. Dağ yamacı boyunca yükselip bol miktarda yağış bırakmasıdır. Ve Doğu Karadeniz'de en fazla yağış sevgili arkadaşlarım sonbahar döneminde en az yağış ise ilkbahar döneminde düşmektedir. Rize'nin yıllık ortalama genel itibariyle yağış miktarı 2311 milimetre olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta Karadeniz tipi iklime geldiğimiz zaman ise kıyıya paralel uzanan dağların burada özellikle bak yağış miktarı nasıl farklılık gösterdi gördünüz mü? Hem buradaki kıyıya paralel uzanan dağların alçak ve kıyıdan uzak olması, yer şekillerin diğer bölümlere göre daha sade olması ve kıyıların hakim rüzgar yönüne paralel uzanması, akarsuların özellikle burada Kızılırmak ve Yeşilırmak nehirlerinin dağlık sistemi parçalaması, yağış miktarının diğer Doğu ve Batı Karadeniz'e göre daha az düşmesine sebebiyet vermiştir sevgili arkadaşlarım. Burada yıllık ortalama yağış miktarı 700 milimetre ile 1000 milimetre arasında değişiklik göstermektedir. Samsun'u buna örnek verebiliriz 735 milimetre yağış miktarı almaktadır yıllık. Şimdi Batı Karadeniz tipi iklime geldiğimiz zaman Doğu Karadeniz... Tipi gibi fazla miktarda yağış alır. Ortalama mesela Zonguldak'ta 1250 milimetre civarında yağış vardır sevgili arkadaşlar. Burada özellikle hem Balkanlardan hem de Orta Avrupa'dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisine açık ve dağların yükseltisi Orta Karadeniz dağlarından fazla, Doğu Karadeniz dağlarından ise azdır. Bundan dolayı da ne Doğu Karadeniz kadar fazla yağış alır, ne Orta Karadeniz kadar az yağış alır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi Karadeniz arkası tipine geldiğimiz zaman ise kuzeyde Kuzey Anadolu Dağları var. Deniz etkisinden uzak olduğu için burada genel itibariyle yağış miktarımız azalmıştır ve en fazla yağışımız ilkbahar döneminde, en az yağışımız ise yaz döneminde düşmektedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi geldik ülkemizdeki ikinci iklim tipi Akdeniz iklimi. Aslında bu iklimi şöyle biliyoruz. Nasıl? İklimin sıcaklık yağış grafiğine baktığımız zaman sıcak ve kurak olan dönem. Hemen bakıyorum. Sıcaklık ortalaması 30 dereceye gelmiş. Yağış miktarı da yok denecek kadar az. Hangi aylar? Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. E bu bana hangi mevsim diyecek? Yazları. Yani yaz mevsimi sıcak ve kurak. Kış mevsimine geldiğimiz zaman ise kışları sevgili arkadaşlarım Akdeniz ikliminin ılık ve yağışlıdır. Şimdi sevgili arkadaşlarım bu iklimde de sıcaklık yağış miktarları ortalamaları değişmekte. Yıllık yağış ortalaması 700 mm ile 1000 mm arasında değişiklik göstermekte. Yıllık sıcaklık ortalaması 15 derece ile 20 derece arasında değişmekte. Yıllık sıcaklık farkı gene 15 derece ile 20 derece arasında değişiklik göstermekte. Bitki örtüsü yani doğal bitki örtüsü Kızılçam ormanlarıdır. Ve Kızılçam ormanlarının tahrip edilmesiyle birlikte maki dediğimiz bodur ağaç türleri ortama egemen olmuştur. Zeytin, keçi boynuzu en önemli türler arasındadır diyebiliriz. Tabii ki de Akdeniz iklimini de farklılaştıracağız. Akdeniz kıyı tipi Akdeniz iklimi diyeceğiz. Bu iklim özellikle yazları sıcak kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. En fazla ev, sevgili arkadaşlarım gördüğümüz üzere. Kış döneminde en az yağış ise yaz döneminde düşmektedir. Burada sevgili arkadaşlarım sıcaklık ortalaması bak Ege tipinde de Akdeniz tipinde de ikisinde de aynı. Sıcaklık ortalaması ancak Akdeniz kıyı tipi ikliminde Ege kıyı tipi iklimine göre sevgili arkadaşım biraz daha yüksek dikkat edersek 30 derece doğru bir geliş var sevgili arkadaşlar. Burada yağış miktarı 600 milimetre ile 1150 milimetre arasında değişmektedir. Yani genel itibariyle Akdeniz ikliminde 600-1000 milimetre arasında yağış düşmektedir diyebiliriz. Mesela Temmuz ayı bu merkezde sıcaklık ortalaması özellikle Antalya'yı söyleyebiliriz. 27 derece ile 30 derece arasında değişiklik göstermekte. Ege tipine geldiğimiz zaman ise burada İzmir var. Özellikle dağların kıyıya dik uzanması Akdeniz kıyı tipi iklimine göre daha az yağış almasını sağlamıştır. Bununla birlikte Marmara tipi Akdeniz iklimine geldiğimiz zaman Marmara Denizi çevresinde görülür sevgili arkadaşlarım burada sıcaklık ortalamaları iki kıyı tipine göre yani Akdeniz kıyı tipi ve Ege tipine göre daha azdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar şimdi geldik karasal iklim bu özellikle sıradağların yüksek olması kuzeyde ve güneyde aynı zamanda kıyıya paralel uzanması sonucunda oluşmuş bir iklimdir yaz mevsimi bu iklimde sıcak kış mevsimi soğuk ve kar yağışlıdır kış mevsimi de cephesel. İlkbahar döneminde ve yaz döneminde ise yükselim yani konveksiyonel yağışlar etkilidir diyebiliriz. Yağış ortalaması 300 ile 600 mm arasında değişmektedir ve yağış rejimi düzensizdir. En çok yağışı genel itibariyle Doğu Anadolu tipi karasal iklim dışında diğer alanlarda ilkbahar döneminde bu alanda ise yaz döneminde düşer ve yağış rejimi düzensizdir sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle bu iklimlerin de yayılış alanları ve bu iklimlerin özelliklerine baktığımız zaman Orta Anadolu tipi karasal iklim. Burada mesela il bazlı örnek vermemiz gerekirse İç Anadolu'da. Ankara ve çevresini, Aksaray'ı, Konya'yı örnek verebiliriz sevgili arkadaşlarım. Burada yağış miktarı azdır ve en fazla yağış ilkbahar döneminde konveksiyonel hareketler sonucunda meydana gelmiştir. Bitki örtüsü nedir dersek tepler. Yani ilkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan o topluluklarıdır. Geldik. Güneydoğu Anadolu tipi karasal iklim. Sevgili arkadaşlarım Orta Anadolu tipi karasal iklime benzer ancak Orta Anadolu tipi karasal iklimden daha fazla yağış alır. Bunu da unutmayalım. Burada kışları ılık yazları çok sıcak kurak buharlaşma potansiyeli çok daha yüksektir. Bunu da unutmayalım. Özellikle mesela yaz sıcaklık ortalaması 30-35 dereceleri geçmektedir diyebiliriz. Gene buradaki bitki örtüsü bozkırlar yani ilkbaharda yeşerip yazın sararıp kuruyan o topluluklarıdır. Trakya tipi karasal iklime geldiğimiz zaman ise burada sıcaklık ortalaması biraz daha düştü. Mesela Temmuz ayı sıcaklık ortalaması bu alanda 23 derece ile 24 derece arasında değişmektedir. Yağış miktarımızın en fazla olduğu dönem sonbahar dönemidir sevgili arkadaşlarım. En az yağış ise yaz döneminde düşmektedir. Buranın gene bitki örtüsü bozkır olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte Doğu Anadolu tipi karasal iklime geldiğimiz zaman diğerlerinden ayrılır. Burada kim var dersek Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde görülen bir iklimdir sevgili arkadaşlarım. Sert karasal iklim dememin temel sebebi sıcaklık ortalamasının kış döneminde daha düşük olmasıdır. Yaz döneminde ise sıcaklık ortalamalarının diğer 3 merkeze göre daha düşük oldu. Burada ise sıcaklık ortalaması 16 derece ile 20 derece arasında değişiklik göstermektedir. Ancak burada en fazla yağış özellikle yaz mevsimine doğru kayış var. Yani ilkbahar sonu yaz mevsiminin başı olarak kayış var. Aynı şekilde bakın burada step var. Burada step var. Burada step var. Ancak Doğu Anadolu tipi karasal iklimde step yerini yaz yağışları ile yeşil kalan çayır örtüsüne bırakmaktadır sevgili arkadaşlar bunu da unutmayalım Aman çok önemli bak diğer alanlarda sitep bozkır türleri görülüyor geven çoban yastığı çakır dikeni gibi türler görülürken Doğu Anadolu tipi karasal iklimde bundan bahsedemeyeceğiz yaz yağışları ile yeşil kalan çayır örtüsü vardır ve bu alanda yaz yağışları ile yeşil kaldığı için bu alanda özellikle büyükbaş hayvancılık yaygın şekilde yapılmaktadır diyebiliriz sevgili arkadaşlar ve geldik sizinle de bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Türkiye'de iklim, Türkiye'de iklim elemanları, Türkiye'nin iklimini etkileyen faktörlerden bahsettik. Hemen şöyle sıfırdan dokuza konu anlattım soru bankası kitabımıza baktığımızda Türkiye'de iklim İklime etkileyen faktörler, iklim çeşitleri yani sayfa 98'den başlayıp 110'a kadar bitiyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle açtığımda konu özetimiz var. Arkasından çoktan seçmeli sorularımız var. Bunları çözmeyi unutmuyorsunuz. İkinci kısımda sevgili arkadaşlarım 9. sınıf soru bankası kitabımız var ve bu kitabımızda da gene Türkiye'de iklim kısmı sevgili arkadaşlarım. Yani doğal sistemler tamamıyla bitti sevgili arkadaşlarım. Şurada görmüş olduğumuz üzere 78. sayfadan 81. sayfaya kadar sevgili arkadaşlar bir model sorumuz var çözümüyle birlikte arkasından çoktan seçmeli sorularımız var. Bunları çözmeyi tekrar etmeyi, konuyu pekiştirmeyi unutmuyorsunuz. Hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.